Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Ben Yavuz Selim Bilgin. Bugün benim uzun zamandır beklediğim bir otomobil test ediyorum. Twitter'da yazıyor benim şeyde modda kısmım var. Öyle bir fişe takılabilen her şeyi inceleyebilme potansiyeline sahip kişi olarak. Ben de uzun zamandır bu arabayı test etmek istiyordum. Renault Zoe'nin içindeyiz şu anda Yavuz'la beraber. Neden iki kişiyiz onu açıklayayım ben hızlıca Yavuz arabayı kullanırken. Yavuz biraz daha otomobil tarafında daha tecrübeli bir isim. Ben ise işin teknoloji tarafında. Biraz böyle otomobil teknoloji bile paslaşarak bir inceleme yapacağız sizin için. Arabayı teslim edeceğiz. Ne kadar kilometre yapmışız? Şu anda bakıyorum 276 kilometre yol yapmışız Renault Zoe ile. Ben hemen topu Yavuz'a bırakıyorum. O bize arabanın önce dış görünümüne başlayacak. Evet, dış mekandan başlayalım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu B sınıfı bir otomobil. Kompakt şehir içi bir otomobil. Tasarım anlamında Renault Clio ile benzerlik gösterse de boyutları biraz daha büyük ondan. Bunda tabii bu araçta 300 kiloluk bir pil olmasının da etkisi var. Aynı zamanda bu aracın dış görünümüne baktığımız zaman farklı bir araba olduğu konusunda kendini belli ediyor. Özellikle farlarında ve stoplarındaki mavi detaylar, farların biraz böyle normalden daha kısık olması. Böyle bir çekik gözlü gibi bir aslında evet, şey var evet, ön taraftan bakıldığında. Tabii normal araçlardaki gibi büyük radyatör hava giriş şeyleri yok. Gerek de yok. Delikleri yok. Aslında bir radyatör var bu arabada, ondan bahsedeceğiz zaten. Ama hava girişleri biraz daha küçük. Dolayısıyla dışarıdan farklı bir araba olduğu konusunda kendini belli ediyor. Ama dış görünümü ve boyutları itibariyle Renault Zoe'nin çok başarılı, kompakt, park etmesi kolay bir şehir içi otomobili olduğunu söyleyebiliriz. İç mekan aslında. İç mekan da biraz ben Clio çok kullanan birisi değilim ama iç mekanda şu ön taraftaki bu multimedya sistemi, havalandırmalar vesaireler. Evet, bunların hepsi tanıdık. Clio'dan alınmış direkt. Aynen öyle. Klasik Renault kontrolleri, Renault'un B sınıfı kontrolleri. Captur'da da benzer bir klima kontrolü var. Aynı multimedya ekranı hatta var. Hatta anahtarı da şöyle göstereyim ben anahtarını. Anahtar yıllardır, yıllardır Renault'un klasik kullandığı anahtar bunlar. Megane, Fluence, Clio, Megane, Clio, Captur. Captur'da da var aynısı. Anahtarsız çalıştırma sistemi var bu araçta. Bir anahtar takma slotu var. Ancak takmasanız da düğmeye bastığınız araç çalışıyor. İşte elimizde şu anda çalışıyor. Evet, şu anda araba çalışıyor. Anahtarsız çıkış özelliği var. Arabayı stop ettiğiniz zaman, daha doğrusu düğmesinden kapattığınız zaman çıktığınızda kapıdaki düğmeden arabayı kilitleyebiliyorsunuz. Ama ben açmayı başaramadım anahtarsız bir şekilde. Belki güvenlik amacıyla bir sistem olabilir, onu tam bilemiyorum. İç mekanda biraz, iç mekandan da bahsedelim biraz evet. İsterseniz. İç mekanda bu şoför ve yolcu koltuğu biraz böyle spor koltuk gibi tasarlanmış. Kafalıklar evet, mesela kafalıklar çok enteresan. Yekpare. Yekpare. Ayarlanabilir bir kafalığı yok. Biraz spor koltuk ve koltukların üzerinde, tavanda ve ön torpidoda elektrikli olduğunu işaret eden kablo, soket tasarımları var. Tasarımlar var. Evet. Tavanda da var. Belli ediyor. Şuralarda da var. Devre tasarımları, devre baskısı. Evet, devre tasarımları var. Konsolda da var. Malzeme kalitesine değinecek olursak bu aslında bu otomobil yorumlarken iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Evet, bu bir elektrikli otomobil. Tamamen elektrikli. İçten yanmalı bir motora sahip değil. Ama aynı zamanda bu B sınıfı bir Renault. Dolayısıyla bazı kısımları eleştirirken ya da överken aslında elektrikli olmasıyla bir bağlantısı yok. İç mekanda klasik B sınıfı bir Renault. Beklentinizle evet, ilgili bir şey. Ona göre değerlendirmek lazım. Aynen öyle. Pek bir yumuşak bir lastiğe rastlayamadım ben aracın iç mekanında. Aynı zamanda direksiyon simidi, vites topuzu, el freni gibi noktalarda herhangi bir deri kullanılmamış. Bunlar da plastik. Ama böyle şık, ferah ancak, bir hava var içeride değil mi? Ancak bu bir rahatsızlık veriyor mu? Hani bu zaten menzili 300 kilometre olan şehir içi otomobili. Şehir içi otomobili. Evet. Bununla işte işe gidip gelirsiniz, alışverişe gidip gelirsiniz, çok güzel, okula gidip gelirsiniz.
konuda bir rahatsızlık vermiyor. Çok büyük bir beklentiyle kullanmamak lazım. İç mekanın açık renk olması çok ciddi bir ferahlık katmış. Bunun ben yabancı videolarda gördüm. Türkiye'de tek paketle satılıyor. Tek renk, tek paket. Türkiye'deki bütün Zoe'lerin dışı beyaz, içi açık renk donanımı bu seviyede. Farklı bir paket satın alamıyorsunuz isteseniz de. Ancak yurt dışında farklı böyle güzel turuncu, mavi vesaire renkleri var. İç mekanda da siyah daha çok kullanılmış. Türkiye'ye gelenler beyaz. Tabii bu bir ferahlık katıyor. Aynı zamanda oturma pozisyonu çok yüksek bu aracın. Yani... Bu arada arka koltuğu da çok yüksek. Evet. Yani sadece ön koltuk o kadar yüksek değil ama arka koltukta zeminde pil olduğu için, 300 kiloluk pil olduğu için. Arka koltuğun minderi kapı eşiğiyle hemzemin. Yani kapı eşiğinden içeriye bir şey yok. Yükseklik farkı yok. Ama bir şaft var. Ben şöyle çok büyük olmasa da bir şaft tüneli görüyorum burada var. Aktarma organları geçtiği kısım var. Ama çok rahatsız edici değil bu arada. Çok büyük değil yani. Hani bu bazı arabalarda bayağı bir böyle bir karış, bir buçuk karış. Şoför koltuğunun yükseklik ayarı yok. Bunun olmamasının sebebi de aslında zaten eğildiğinizde görüyorsunuz. Bunun altında herhangi bir yer yok. Çünkü pil var orada. En alçak pozisyonu bu. Bundan daha yüksekte ihtiyaç olmaz herhalde diye yükseklik ayarı koymamışlar. Aslında bu biraz uzun boylular için biraz daha indirmek gerekiyor koltuğu. Ben şu an yüksekte oturuyorum. Belli bir boyun altında da biraz daha yükseltmek gerekecek. Yükselmiyor da. Ama ikisi için de yani hem biraz ortalamanın üstünde hem ortalamanın altında boya sahip olanlar için de kullanılmayacak gibi değil. Gayet rahat aracı kullanabiliyorsunuz. Evet. Direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarının olmasının da bunda katkısı var. Direksiyonu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz, kendinize doğru yaklaştırabiliyorsunuz. Bu da optimum sürüş pozisyonunuzu bulmanızda katkı sağlıyor. Saklama gözleri anlamında zengin bir araç. Orta konsolda 3 tane bardaklık var. Bir tanesi arka koltuğa biraz daha yakın. Arka koltukta oturanlar da onu kullanabilir. Aynı zamanda vitesin ön tarafında telefonunuzu, anahtarınızı vesaire koyabileceğiniz bir göz var. Torpido gözü gayet derin. Ulaşması şoför koltuğundan biraz zor açıkçası ama derin ve kullanışlı bir torpido gözü. Torpidonun üst tarafında açık kapaksız başka bir göz daha bulunuyor. Evet, oraya da yine pratik olarak gözlüğünüzü ya da bir kağıt vesaire evraklarınızı koyabilirsiniz. Kapı içleri gözlerin mevcut. Şişe, küçük su şişesi rahatlıkla sığıyor. Ancak burada şöyle bir durum var. Ben şu an hani aracı kullanırken dizim kapı döşemesine yapışmış durumda. Çünkü buradaki yer o kadar. Ve aracı kullanırken oraya koyduğum şişeyi almakta zorluk çekiyorum. Yani bir şekilde sürüş pozisyonunuzu bozmanız gerekiyor. Bu konuda bir ergonomik problem var. Gözlük saklama kutusu yok. Sol tarafta herhangi bir ruhsat vesaire koymak için bir göz yok. Ama normal yaşam alanında işte orta konsolda telefon, bardaklık vesaire gayet yeterli yer mevcut. Peki Yavuz, bagaj nasıl? Nasıl buldun sen bagajı? Bagaj gayet güzel. 380 litre yanılmıyorsam. Derin bir bagaja sahip. Bunda tabii bu araçta stepne olmamasının etkisi var. Bazı elektrikli araçlarda bagajın alt kısmına pil yerleştiriyorlar. Bunda o şekilde değil. Bunun pili bagajın bittiği yerden şoför koltuğunun bittiği yere kadar o araya konumlandırmışlar. Dolayısıyla bagaj gayet derin. Sınıfına göre gayet iyi bir hacim sunuyor. Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bazı arabalarda örneğin i3'te, BMW i3'te ön tarafta da bir küçük bir saklama alanı gibi bir şey oluyor. Evet. Bunda bir şeyler var orada. Bunda ben şöyle söyleyeyim. Bu aracı aldım. Bir arkadaşım yanına gittim. Sanayide. Tabirca. Evet, usta, sanayide. Ustamızın yanında. Ustamızın yanına gittim. Hani dışından elektrikli olduğu belli oluyor ama belki fark etmez dalgınlığına gelir diye. Ya bir kaputu açsana bir şey göstereceğim sana dedim. Bir yağına falan bakalım dedim. Ondan sonra tabii farlardan bir işkillendi. Hibrit mi bu dedi. Ben kaputu açtım. Ben bekliyorum orada bir halı olsun. Hiçbir şey yok. Burada bir saklama gözü var. Evet. Ama ancak var. Öyle değilmiş. Orada değil. Var. Gayet normal araba gibi borular, kablolar vesaire var. Evet. Kaputun altında bir şeyler var. Dolayısıyla orada bir saklama gözü yok. Aynı zamanda bu tabii avantaj kısmı da var. Herhangi bir sorun yaşadığınızda kaputu açıp oradan görebiliyorsunuz. Ne kadar anlaşılır. Tabii evet, orada tabii. Fren hidroliğinin doldurma kabı var, silecek suyu doldurma kabı var vesaire çeşitli araçlara erişebiliyorsunuz. Aslında biraz zorlasınız hani bu motorlu yani benzinli ya da işte dizel gibi bir otomobil havası da veriyor kaputu açtığında en azından. Tabii hani, tabii yani çok normalde bilmeyen birini kandırabilirsin tabii, yani. Tabii anlamayan birisi yani benzinlikte durup işte birisi dese ki ya şunun bir yağına bakar mısın? Yağ çubuğunu arar. Çünkü orada motor gibi görünen şey yani tek silindirli ya iki silindirli ufak bir motor olabilecek boyutta. Evet. Konuya hakim olmayan birisi onu motor zannedebilir.
Peki ben birazcık Zoe'nin geçmişinden bahsetmek istiyorum. Zoe aslında yeni bir otomobil değil. Onu baştan söyleyelim. 2005 yılından itibaren konsept olarak tasarlanmış. 2012 yılına kadar da bu konsept devam etmiş. Yani farklı fuarlarda işte Z.E diye bir formatı var. Zero Emission. Zero Emission diye Renault'un. Onun konsepti içinde, hatta onun bir de Fluence'ı da geldi Türkiye'ye. 2012 yılına kadar böyle konsept olarak çıkmış ama seri üretime geçmemiş. 2012 yılında bir önceki nesil dediğimiz Zoe Türkiye'de geldi, o bu arada çıktı ama onun şeyi çok düşüktü. 21 kW'tı yanlış hatırlamıyorsam eğer. 21 kW'lık gücü vardı. Bu yeni nesil 2016'da gelen ise 41 kW. Eskisi galiba 150 km. 150 km evet. Menzili 150 km'ydi. Bunun kağıt üzerindeki fabrika verisi 400 km. Ama hani pratik ölçümlerde evet. 300, ortalama 300 deniyor ki biz de zaten 3 aşağı 5 yukarı 300'ü bul gördük, evet. Görüyoruz. Menzil konusunda şöyle ufak bir bilgi ekleyeyim araya. NEDC isimli bir standart var. Evet. New European Driving Cycle diye. Bu bir standardı belirlemişler. Bu standarda göre menzil ölçüldüğünde 400 km menzil, hatta 402 km menzil veriyor bu araç. Ama muhtemelen o böyle hani 60'la falan gitmen tabii, lazım. Yani sabit hızda. İşte klima kapalıdır vesaire. Evet. Normal Türkiye şartlarında yolda evet. Bu araç 300 km rahatlıkla görür. Benim 2 günlük kullanımdan anladım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Otomatik vitesli aracımız. İşte evet. Bir ileri bir geri. PRND şeklinde standart bir otomatik vitesimiz var. Otomatik vitesi çok güzel bir ekranımız var. O ekrandan hani hem işte menzilinizi hem işte tüketim değerlerinizi vesairenizi görebiliyorsunuz. Normal ana bu multimedya ekranından da görebiliyorsunuz belli bilgileri ama asıl dashboard dediğimiz ön tarafta birçok bilgi görebiliyorsunuz. Burada çok güzel oyuncaklar var. Mesela akış diye bir ekran var. Burada araçta neyin elektrik tükettiğini tabii. Ve o an bataryadan tekerlekleri güç mü aktarılıyor yoksa rejenerasyon dediğimiz ayağımızı gazdan çektiğimiz ya da frene bastığımızda güç üretimi olup pil şarj mı oluyor? Buradaki evet. Oklardan çok rahat bir şekilde görülüyor. Bu arada onu söyleyelim. Şimdi bu araba muhtemelen birçok video izlemişsinizdir ama rejenerasyon dediğimiz Yavuz'un da az önce söylediği gibi ayağınızı gazdan çektiğinizde ya da frene bastığınızda frenlerde oluşan enerji pili tekrar şarj ediyor. Bu yüzden mesela siz arabayı aldım ben 30 km yol yaptım. 30 km sonunda işte diyelim ki 150 km menzil varken 30 km yaptıktan sonra 145 km'ye düşüyor menzil. Siz 5 km gitmişsiniz gibi gösteriyor ama o rejenerasyondan dolayı aslında evet. Pillerde şarj olmuş oluyor. Tabii buradaki menzil bu arada aracı kullanırken yüzde olarak pilin ne kadar kaldığını göstermiyor. Ben ekranlarda bulamadım onu. Kilometre olarak görebiliyorsunuz. Kilometrede şunun da etkisi var. Bütün içten yanmalı araçlarda olduğu gibi sürüş tarzınıza göre de bu kilometre değişiyor. Evet. Tabii. Aynı zamanda rejenerasyonla da enerji kazanıyor. Yani eyvah şarjım az kaldı dediğiniz zaman biraz arabayı sakin kullanmaya, özellik kullanmaya başladığınız zaman onar artıyor orası. Ya da mesela sürekli yokuş aşağı inerseniz tabii. Araba kendi kendine şarj edebilir. Tabii, eğer tabii. Çok o şekilde bir yol diyelim ki Bolu Dağı'ndan aşağı iniyorsun mesela. Tabii çıkarken harcadığınız enerjiyi düşen menzili birazcık tolere edebilirsiniz. Tabii. Şunu eklemek lazım, özür dilerim. Bu aslında bisikletteki dinamo mantığıyla çalışıyor. Yani bir şekilde sizden güç çalıyor. Ayağınızı gazdan çektiğiniz aracın şarj olması. Tabii. Bu arada ben onu söyleyeyim. Evet. Yani şimdi bu otomobili kullanmak sıradan bir hani o benzinli ya da dizel otomobil gibi değil. Ne farkı var? Şöyle. Benzinli ve elektrikli dizel otomobillerde gaza bastığınızda araç hareket ediyor değil mi? Diyelim 50'ye çıktınız, 60'a çıktınız. Ayağınızı gazdan çektiğinizde araba o anki ivmesiyle beraber epey bir süre hareket etmeye devam ediyor. Siz gaza basmasanız bile. Ama bu otomobil öyle değil. Burada gazı ayağınızdan çektiğiniz andan itibaren o rejenerasyon... Çünkü dinamo devrede. Evet. Oradan dolayı araba kendi kendine fren yapmaya başlıyor. Ve ben mesela benim çok hoşuma gitti bu. Tabii biraz alışkanlık gerektiriyor. Alışkanlık gerektiriyor. Yani ben dün biraz uzun yol tecrübesi kazanmak adına biraz uzaklaştım İstanbul'dan. Tabii otomobili hepimiz refleksle kullanıyoruz. Bir alışkanlığımız var. Evet. Düşünmeden işte belli alışkanlıklarla kullanıyoruz. Uzun yolda işte 110, 120, 130, bu arada 140 kilometreye kadar hızlanıyor bu araç. 140'la sınırlandırılmış. Evet, maksimumuz 140 kilometre. Gerçi kağıt üzerinde 135 yazıyor fabrika yani, verisi. Sen 140'ı gördük. Oradaki göstergeye göre 143'ü 140... gördüm ben ama tabii GPS hızına göre 135'tir muhtemelen o. Onun da etkisi var. Bu da zaten şunu söyleyeyim ben hemen araya gireyim, biliyor musun? Bu da şehir otomobili olduğunu gösteriyor. Zaten şehir içinde o rakamın üstüne çıkma ihtiyacın olmaz. Tamamen ekonomi düşünülerek yapılmış bir şey.
Ya bu, yoksa şu demek, bu araç gider. Şu demek değil ama buradan alıp Ankara'ya giderseniz, ne bileyim, istediğiniz Edirne'ye giderseniz, her yere giderseniz. Otoyollarda yasal sınırı 120, yani evet. 140 kilometreye çıkamazsınız. O yüzden sıkıntı yok ama hani ben hız yapmak istiyorum falan, Tesla gibi bir havanız varsa öyle zaten bir şey yok. Hani aracın boyutları vesaire de göz önüne alındığında çok da sürat yapılacak bir araba değil. Değil. Evet. Ama şunu ekleyecektim az önce. 110-120 ile giderken normalde böyle hafif yokuş aşağı yol. Yani ayağınızı gazdan çekersiniz, hem yakıt ekonomisi hem hızlanmasın diye. Ayağınızı gazdan çektiğiniz anda yavaşlamaya başlıyor. Bu 1-2-3 evet. Alışıyorsunuz. Evet. Ama şimdi 2 gündür bu arabayı kullanıyorum. Bundan inip kendi arabama bindiğim zaman muhtemelen kısa bir süre yine bir alışma evresi yaşayacağız. Muhtemelen öyle bir şey olacak. Onu da söylemiş olalım yani. Ama sonunda yine değiniriz. Elektrikli araç kullanmak çok keyifli. Ben ilk aşamada ne oluyor falan diye alışamadım. Çünkü arabayı çalıştırıyorsunuz. Herhangi bir ses yok. Bir şuradan çıkalım. Trafiğe takıldık bu arada. İstanbul trafiği. Karaköy'deyiz şu anda. Şimdi donanım tarafında bu araç tek pakette geliyor Türkiye'ye. Evet, tek pakette. Ben farklı renklerini gördüm bu arada. Sen az önce söyledin ama takside gördüm. Mavi renkli olanlar. Onlar kaplama. Kaplama mı? Onlar evet. Kaplama. Takside gördüm. İstanbul'da birkaç tane böyle Zoe taksi var. Fiyatları biraz farklı galiba bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Onu çok kısa bilgi olarak ekleyeyim ben. Daha çok taze. Evvel gün, önceki gün sordum bir taksiciye. Havaalanından bindim. Tam yanımızdan bir turkuaz renkli Passat taksi geçti. Fiyatları nasıl diye. Turkuaz renkli D sınıfı lüks olarak geçen taksilerin fiyatları %15. Daha fazla sarı taksilerden. Siyah olan genelde Vito, Transporter tarzı taksilerde iki katı tarifesi. Tabii onlar 6 kişi binebiliyor. Zoe de o zaman o kategoriye giriyor. Zoe'lerde mavi olduğuna göre %15. Daha pahalı. Daha pahalı. Evet. Elektrikli istiyorsanız öyleymiş. Öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi donanım paketinden devam ediyoruz. Donanım paketinde tek bir paket geliyor Türkiye'ye. Ve hani donanımı da fena değil ama... Evet. Yani bazı taraflarına bakıyorsunuz iyiymiş diyorsunuz ama bazı konularda çok cömert davranmamışlar. Cruise control var gördüğüm. Cruise control var. ABS, ASR vesaire var. ABS, ASR vesaire basınç. Güvenlik donanımları var. İki hava yastığı var bu arada. Sürücü ve yolcu hava yastıkları var. Lastik basınç kontrolü var. Araçta güzel bir multimedya ekranı var. Ama geri dönüş kamerası yok mesela. Evet, yani multimedya ekranı konusunda şunu söylemek lazım. Bu tabii 2012-2013 yılından beri Renault'un kullandığı bir ekran. Çok 2018 yılının ekranı değil. Evet. Ama genişliği, kullanım... Dokunmatiği falan çok başarılı ama. Dokunmatik hassasiyeti çok başarılı. Çok iyi. Fakat özellik anlamında evet bir şeyler daha istiyor. Bluetooth bağlaması zor. İşte biraz Bluetooth pratik bağlamak değil. İçin bayağı bir basmak gerekiyor. Oraya gir, oraya gir, oraya gir. Çok pratik değil. Bağlandıktan sonra herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bindiğiniz zaman pratik bir şekilde bağlanıyor. Ama mesela birçok araçta Bluetooth'la müzik dinlerken aracı kapattığınız zaman tekrar bindiğinizde yine Bluetooth modunda başlar. Hatta telefonla uyumluysa Spotify'dan vesaire aynı şarkıdan aynı yerden çalmaya devam eder. Bu araçta müzik dinlerken arabayı kapattığınız zaman tekrar açtığınızda radyodan başlıyor. Ve Bluetooth'a geçmek de çok da kolay değil. Birkaç menüye girmeniz gerekiyor. Onu birazcık bir şey yapmaları lazım. Güncellemek gerekir gibi diye düşünüyorum ben de. Yani bu multimedya konusu biraz şey kalmışlar. Ya sonuçta elektrikli otomobil olduğu için biraz daha teknolojik tarafları insan bekliyor değil mi? Evet bekliyor. Yani bir geri görüş kamerası belki. Yani asıl sensör var bu arada. Hani şey yok değil. Sensör var. Ultrasonik sensörler anladığım kadarıyla. Bunu aslında ben ihtiyaç duyduğum için söylemedim. Bu çok küçük bir araba. Park sensörü olmasa da çok çok rahat. Park edilir. Doğru. Park edilir. Evet. Ancak biraz kullanıcı kitlesine de hitap edecek şekilde yok, geri görüş kamerası. Bu kadar ekranı görünce insan hani istiyor ki hani herhalde bir geri görüş kamerası vardır diye düşünüyorsun. Bir de geriye taktığınız zaman bu ekran bir kapanıyor. Bir şeyler oluyor burada. Sanıyorsun ki görüntü gelecek. Bir şey gelmiyor. Ama siyah kalıyor orası. Belki de vardır desteği ama Türkiye paketinde yoktur onu bilemiyoruz. Belki de doğru söylüyorsun. Tam otomatik klima var. Tek bölgeli. Klima gayet başarılı. 2 gündür kullanıyorum ben. Bu konuda bir problem göremedim. Cruise control var. Bahsettik zaten. Cruise control normalde adaptif olmayan cruise kontrollerde frenleme özelliği yoktur biliyorsun. Yani hız arttırırsın buradan, artı tuşundan. Araba hızlanır ama ikisiye bastığın zaman sadece gazı keser. Bu araçta rejenerasyon yani fren enerjisini geri kazanım özelliği olduğu için ve frenleri bir şekilde elektronik kontrol olduğu için eksiye bastığınızda araç hem güç kazanıyor hem de yavaşlıyor. Yani 100'de giderken bunu 90'a indirdiğinizde kısa bir sürede 90'a iniyor.
Dolayısıyla uzun yolda bu ciddi bir rahatlık sağlar. Onun dışında klasik Renault kriz kontrolü. Burada yine yıllardır kullandıkları bir açma kapama şantiyeli evet, var. Ortaya koymuşlar. Ortada ben neden olduğunu bir türlü anlayamadım yıllardır. Yani şuraya monte edilebilir aslında Nissan'da olduğu gibi. Direksiyonunda sağında ve solunda yine artı eksi reset ve kapatma iptal etme tuşları var. Yani direksiyonun iki tarafını kriz kontrolü harcamak artı buraya bir şalter koymak bu konuda çok ergonomik değil. Bunu da burada ifade etmek lazım. Yine donanım konusundan devam edersek far sensörü, yağmur sensörü, kararın aynı gibi özellikler yok. Aslında bunlar B sınıfında genelde üst paketlerde olan özellikler. Tabii. Bunları Renault Zoe'ye pek koymamış. Koymamış, uygun görmemiş. Şimdi ben biraz aslında deneyimden bahsetmek istiyorum Yavuz. Çünkü şöyle, elektrikli araç işte aldık, teste başladık dediğimiz andan itibaren insanlar işte abi nasıl, kaç kilometre gidiyor, işte evet, ne bileyim gibi sorular soruyor. Sana da sorular, bana da sorular. İkimiz de ayrı ayrı kullandık bu arada otomobili. Şöyle söyleyeyim, çok değişik bir his bence. Fakat tabii akümün bitme, hani o pilin bitme heyecanı biraz insanı geriyor. Hani her yerde şey yok bir kere, onu söyleyelim baştan. Yani büyük şehirlerde var. İstanbul'da çok sıkıntı çekeceğinizi sanmıyorum ama Anadolu tarafına gittiğinizde birazcık hani aramanız gerekiyor. Ama onun detaylarını birazdan söyleyeceğim. O şarj kısmının detayı var. Ekstra bir özelliği var bu arabanın. Evet. Diğer rakiplerinde çok bulunmayan veya bulunsa da biraz daha pahalı olan. İstanbul'da çoğu AVM'de içinde yani bir kısmında var. Artı Renault'un kendi satış bayilerinin hemen hemen hepsinde hızlı şarj istasyonları var. Oradan şarj edebiliyorsunuz. Artı yeri geldi şu anda girelim. Bu 220 volttan da şarj oluyor. Evet. Normal evde bu. Evde hatta denedin sen de onu. Evde normal 220 voltu bağlayıp kablosu da var. Ama şöyle bir detay söyleyelim. O kablo normalde arabanın içinde verilmiyor. Yani siz arabayı satın aldığınızda 220 volttan şarj edebilecek. Çünkü o böyle sadece bir kablo değil. Bir dönüştürücü böyle bir paket var. Onun şimdi detaylarını koyarız burada. O kabloyla beraber yapmanız gerekiyor o işlemi. Ve onu yaptığınızda 24 saate kadar çıkan bir şarj süresi tamamen var. Tamamen sizin şebekeniz, sigortanızın evet, amperi evet, kapasitesine göre değişiyor. Ben dün evde olmasa da bir yerde denk geldi, deneyelim diye taktım. Aracın o an %40 yanılmıyorsam şarjı vardı. Tam da olmasına 21 saati var yazdı. Of. Yani. Bir çay içme süresi kadar bekledik, hiçbir şey değişmemişti yani. Tekrar çıkarttık ve yolumuza devam ettik. Ancak tabii hızlı şarjda bu şekilde değil. Hızlı şarjda 2,5 saatte şarj oluyor. 1,5 saatte de %80'e kadar şarj oluyor. Onu söyleyelim. Evet. Yani 1,5 saatte %80'i şarj oluyor. 1 saat daha beklerseniz hızlı şarjda 2,5 saatte yani tamamı şarj olmuş oluyor arabanın. Yaklaşık olarak da burada 300 km menziliniz olacağı anlamına geliyor. İstanbul'da kurye falan değilseniz zaten 300 km bitiremezsiniz. Yani evet. Benim yani kişisel fikrim. Aslında girelim oraya biraz. Birkaç taksiciyle konuşma fırsatım oldu. Çünkü dün aracı şarj ederken Ay Temiz istasyonunda, bu arada bunu söylemekte bir sakınca yok, Ay Temiz istasyonlarında e-şarj noktaları evet, var. Çok güzel bir hizmet bence. Bu arada e-şarjla da anlaşmış Renault. Evet. E-şarjla da var. Bu arada onu söyleyeyim ben. Sen aklında dursun da Yavuzcuğum. Aracı satın aldığınızda şöyle bir abonelik de alıyorsunuz. E-şarj aboneliği, şunu gösterelim. Şuradan şöyle. Şarj aboneliği alıyorsunuz. Bununla beraber belli bir ödeme yapıyorsunuz tabii ki şarj ettiğiniz zaman. Bugünün, yani biz bunu Temmuz'un kaçı bugün? 25'inde çektik. 25 Temmuz'daki rakamlarla konuşacak olursak aracın bir deposunun, yani depo dediğim pilinin tamamen şarj olması için yaklaşık olarak 30 TL ödemeniz gerekiyor. Yani 30 TL'ye 300 km yol yapıyorsunuz. Bugünün rakamlarıyla, ha bu 6 ay sonra 40 olur, ne bileyim veya art düşebilir de bilemiyorum. Benim elektrik fiyatına göre bunlar değişiyor. Ama evde yaparsanız muhtemelen 10-15 liraya şarj edebilirsiniz. Yani tabii evde şöyle bir faktör de var. Elektriğin saatleri yeni bu dijital seyahatlerle beraber, gerçi yeni diyorum bayağı oldu, 20 sene olmuştur. Zamana göre değişiyor. Gece saat 10'dan sonra elektrik daha ucuz. Ve mutlaka bunu da gece takarsanız zaten biraz daha uyguna şarj edebilirsiniz. Ancak beklemeniz gerekiyor tabii. Evet. Ama şöyle, onun ben şimdi tablosunu koyacağım. Renault bize bir tablo verdi onunla ilgili. Hani kaç amperle kaç saatte şarj oluyor gibisinden. En fazla 24 saat beklemeniz gerekiyor. Biraz evdeki şarjınız da birazcık güçlüyse altyapınız veya ona göre yaptırabiliyorsunuz ya kendinizde. Böyle bir araba alındıysa zaten bu düşünülmüştür. Evde bir şekilde uygun ortam evet, var demektir. Eve gelen şebeke tesisatını müsaade ettiği ölçüde bu araca özel, yani araç şarjına özel bir sigorta tek başına çalışacak. Başka şeyleri etkilememesi için. Evet. Özel bir hatla beraber, hatta şebeke varsa trifaz elektrikli çekebilirsiniz aracı park ettiğiniz yere. Çok pratik bir şekilde şarj olur. Yani biraz tabii kat etmesi gereken mesafe var elektrikli araçların.
Ancak bence İstanbul'da alınır, çok keyifle binilir ekonomik olarak. İşe gidilir, okula gidilir, alışverişe gidilir, çocuklar gezmeye götürülür. Çünkü bir de güzel bir tarafı var. Normal bir araba kullanmadığınızın farkındasınız. Yani şimdi kullanıyoruz 3 gündür. Ses yok, titreşim yok, herhangi bir vibrasyon yok, vites atma yok. Şimdi hepimiz kullanıyoruz. DSG vesaire çift kahramanlaşan zamanlar işte çok sarsıntısız vites atıyor falan diyoruz ama bunu kullanınca hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bunda. Bir ileri bir geri. Çünkü herhangi aktarma mantığı farklı olduğu için bunda. Evet, çok daha farklı. Bir oran yok. Doğrudan enerji motora veriliyor. Çalışan bir motor yok. Yani aracın üzerinde vibrasyon üreten bir motor yok. Yani motor var ama içten yanmalı motorlar gibi içinde patlama olmadığı için bir vibrasyon üretilmiyor. Şu araya gireyim, ben onu söylemem lazım. Arabanın ama sesi yok bu arada arkadaşlar. Yani arabanın tekerlek sesini, lastiklerden gelen ses dışında biz kullanırken bir ses duymuyoruz. Onu da iyi yalıtmışlar. Onu da hakkını vermek lazım. Çok iyi yalıtmışlar. Artı sesi çok az geliyor. Kapalı bir mekandaysanız eğer dışarıdaki insanların, yani yayaların güvenliği için arabanın elektronik bir sesi var. Böyle uzay mekiği gibi, hatta onu kapatabiliyorsunuz da isterseniz, ki ben kapatmayı önermiyorum. Böyle tonları da değişebiliyor. Evet, tonları değişiyor ama böyle uzay mekiği gibi bir ses çıkıyor arabadan. Özellikle o tonlar değişirken kapalı bir mekanda sesin de yankılandığını düşünürsek, sizi görmeyen birisi korkar. Ne oluyor diye uzaylılar. Ama işte hiç duymadığı zaman da bu sefer sıkıntı olabilir. Ben çünkü başka otomobillerde de duydum bunu. Yani dışarıya böyle bir ses vermek, çünkü bir ses duyulmadığı için özellikle kapalı mekanlarda hani arkanızdan bir araba geldiğini anlamayabiliyorsunuz. Ya ben dün açık alanda sitenin bahçesinde bir beyefendi yürüyüş yapıyordu. Rahatsız etmemek için korneye vesaire basmadım zaten. Bahçede çok tercih etmiyorum basmayı. Sesi kapatmıştım denemek için. Hiçbir şekilde benim geldiğimi fark etmedi. En son dönerken ışıktan gördü, kenara çekildi. Bu çocuklar vesaire düşündüğüm zaman sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla evet, sesi kapatmamak lazım. Evet. Hatta böyle uzay sesi yerine biraz daha belki caydırıcı bir ses de belki otomobil sesi de olabilir. Falan olabilir gibi. Zaten motor sesi biliyorsun falan. Yani benzinli arabalarda bile artık bu sesi dijital olarak vermeye başladılar. Ona benzer bir ses. Bu arada bu ses yaklaşık 30 km saat hızda kapanıyor zaten aracı. Otomatik olarak kapanıyor. Evet, otomatik olarak kapanıyor. Altına indiğinizde tekrar çıkmaya başlıyor. İçeriye çok yansımıyor. Mesela şu anda içeriden çok ses klimadan geliyor. Klimanın havalandırma sesi. Evet. Aynı zamanda klima motorunun bir çalışma sesi geliyor. Çok az bu arada. Şimdi biraz sürüş özelliklerinden bahsedeyim. Önce ben anlatayım kendi kişisel tecrübemi. Ben tabii daha çok teknoloji tarafından değerlendireceğim. Yani sürüş çok kolay, basit, rahat, otomatik olduğu için ve sarsıntı, az önce Yavuz'un söylediği gibi sarsıntılı falan hissetmiyorsunuz. Bir geçiş sistemi mekanizması olmadığı için de araba gaza bastıkça gidiyor. Frene bastığı zaman da duruyor. Hatta frene basmasanız da yavaşlıyor ve duruyor. Rejenerasyon meslek konusundan dolayı. Bir parça alışkanlık gerektiriyor ama alıştıktan sonra da araba çok rahat böyle akıyor gidiyor. Hızlanması çok başarılı. Yani böyle bayağı koltuğa yapıştırıyor sizi, öyle söyleyeyim. Hızlanması iyi. Yani 0-100 çok iyi değil. 13 saniye galiba. Ben şerh düşeceğim bunları. Tamam, hepsine şerh düş. Hızlanmasını ben beğendim. Yani böyle bu, çünkü araba biraz ağır. 1400 kilogram civarında ağırlığı. Normal Renault'dan daha ağır. Çünkü 300 kiloluk bir pilimiz var. Ama yani gaza bastığı zaman da böyle bir şöyle bir yapıştırıyor size, öyle söyleyeyim. Topu Yavuz'a atıyorum. O zaman ben de hızlanmadan başlayayım. Bir kere şehir içi kullanım için gayet yeterli. Yani bu konuda hani çıkar mı çıkmaz mı, yokuşta kalır mı falan, öyle bir şey yok. Bir kere yokuşlarda vesaire çok rahatsınız çünkü vites küçültme derdi yok, araba bağırmıyor. Bir de kaydırmıyor bu arada, ben çok denedim bu arada, onu da hemen araya girdim. Hill holder gayet başarılı. Şimdi normal araçlarda hill holder'da kalkarken tabii bir motor devri biraz yükseliyor falan. Bunda öyle bir şey olmadığı için gaza dokunuyorsunuz ve araba gidiyor. Opa. Tork bandında herhangi bir kesinti yok. 220 Nm torku var bu aracın ve bunu kesintisiz olarak veriyor. Dolayısıyla yokuş çıkarken çok rahatsınız. Çok kolay bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Hızlanma da şu şekilde, tabii bunların çoğunluğu yazılımla ayarlanmış şeyler. Çünkü elektrikli araçlarda yazılım çok büyük önem arz ediyor. Motorun gücünü kısmak, açmak tamamen yazılımın elinde olan bir şey. Tabii motorun kapasitesi belli ama onun içinde de yazılım bunu kısabiliyor. İlk gaza bastığınızda kaçla giderseniz gidin, önce bir koltuğa yapışıyorsunuz. Ancak daha sonra bunu kademeli olarak yumuşak bir şekilde düşürüyor. Bundan dolayı ilk kalkıştaki hissi güzel olsa da 50'den 60'tan sonra artık gitmiyor demeye başlıyorsunuz ve 0-100'e 13.3 saniyede ulaşıyorsunuz. Bu da ama zaten yani
bu arabanın da amacı şey değil. Hani ya aslında şöyle bir şey. Hız yapalım değil, var, değil mi? Bunun muadili ne olabilir? 1-2 atmosferik, 1-4 atmosferik ya da işte 1-2 dizel Volkswagen grubunda bulunan tarzı motorlardan çok da farklı değil. Onlardan bir avantajı torkun çok güzel olması, tork bandının çok geniş olması, sessiz, sarsıntısız ve en temelde de ekonomik bir sürüş sağlaması. Şimdi dün ben bu araçla bayağı bir trafiğe girdim. Şöyle bir güzelliği var. Normalde çok yakan bir araçla trafiğe girdiğinizde özellikle ortalama tüketim açıksa o yavaş yavaş arttıkça böyle bir gerilim müziği çalmaya başlar. Gözlerinizde böyle dolarlar uçuşmaya başlıyor benzin. 1.3 motorlu benzinli bir araçsa 9 litre, 10 litre, 12 litre. Şimdi bunu biliyorsunuz ki zaten depo 30 liraya 35 liraya doluyor. Yani depo yok, pil. Az alışkanlığı. Aynı zamanda frene bastığınız zaman belli bir miktarda enerji kazanıyorsunuz. Trafik yavaşladığında ayağınızı gazdan çektiğinizde enerji kazanıyorsunuz. Bu da psikolojik olarak bir rahatlama sağlıyor. Şimdi ben şöyle bir şey de söylemek istiyorum tabii. Hani bu arabanın şöyle bir güzelliği de var. Trafikte durdun, hiçbir şey yakmıyor abi. Evet. Hani şey gibi, dediğin gibi az önce söyledin. Kendinden ya. Kendinden start stop sistemi var yani. Evet. Araba durduğu zaman duruyor. Yani hani normal bir otomobilde durduğunuz zaman da rölanti bile olsa bir şey yakıyor. Tabii. Ama bunda öyle bir şey yok. İstediğiniz kadar trafiğe girin, hiç fark etmez. Klima çalışıyorsa sadece. Tabii klima vesaire, işte lambalar, ışıklar falan varsa onlar harici. Onun dışında herhangi bir şekilde enerji harcamıyor. Fakat benim arabayla ilgili hani nelerini beğenmedin dersen bu şarj meselesi biraz şey yapıyor beni, hani gerginlik oluşturuyor, öyle söyleyeyim. Çünkü aşırı yaygın değil şu anda şarj istasyonları. Ve uzun sürüyor. Ve uzun sürüyor. Çünkü 2,5 saat, yani tam, hadi diyelim ki tam doldurmadın, yine en azından bir yarım saat durman lazım. Doğru, hani az çok bir, evet. %20, %30 bile olması için. O da epey bir, yani şehir içindeki bir yolculukta biraz sıkıntı olabilir. Ben dün gece 70 dakika şarj ettim. Tam 1 saat 10 dakika. Tabii her gelen soruyor. Yaklaşık bir 5-6 kişiyle bayağı bir sohbet ettik orada. Elektrikli araç konusunda bilgi verdik. Hatta bu konuda çalışma yapan makine mühendisi bir arkadaş denk geldi. Sağ olsun geldi. Sohbet ettik, konuştuk. Sosyalleşme anlamında da aslında işe yarıyor. Etkisi var. Yani, taksicilerle sohbet ettik orada. Araç yıkamaya gelmişlerdi. İnsanlar, ne yapıyor? Bize gelir mi falan dediler. İnsanlar merak ediyor yani. İlgi çekiyor ama evet. Dıştan baktığında da böyle çok futuristik bir araba gibi değil. Yani Toyota CHR falan gibi değil mesela. Yok. Bu arada rakamlarını da söyleyelim. Geçen sene Türkiye'de 77 tane elektrikli araba satılmış. Resmi rakamlar olduğu için Tesla vesaire gibi hani dışarıdan getirilen paralel ithalat yok burada. Muhtemelen bu arabadan 70, Türkiye'de resmi olarak satılan başka benim bildiğim elektrikli, tam elektrikli araba yok. Bu tam elektrikli bir araba. Avrupa'da en çok satan olmuş 2013-2014 yıllarında, ama bu yılın ilk çeyreğinde, ilk 6 ayında Nissan Leaf oldu bu arada, ama Nissan Leaf Türkiye'de yok. Satmıyorlar Türkiye'de. O tam elektrikli bir otomobil. Çünkü tam elektrikli otomobil benim bildiğim kadarıyla resmi olarak hani markaların getirdiği çok fazla model yok. Hibrit tarafında Toyota var. Onlar da bayağı sattılar. Bayağı iyi rakamlar sattılar. Aslında birçok markanın hibridi var şu an. Evet. Hyundai'nin var. İstek üzerine gelenler var. İstek gelenler var. Doğru söylüyorsun. Ama en çok bu işi sahiplenen Toyota. Tam elektrikli de aslında şey var. Renault var. Renault dışında benim gördüğüm... Yıllar önce Fluence'i getirdiler. Fluence'i getirdiler, evet. Ama onda da pil kirası vardı. Evet, zamanından önce gelmiş bir araçtı bence. Hatta dünkü taksiciler ya Fluence olsa alırdık falan dediler. Çünkü yani boyut önemli. Ancak fiyata değinirken şunu söylemek lazım. Bu araç Türkiye'ye ilk geldiğinde aynı Fluence'de olduğu gibi pil kirasıyla satılmaya başlandı. Çok daha makul bir fiyatı vardı. Çünkü elektrikli araçlarda pilin fiyatı, hatta ömrü de bir problem. Ondan da bahsederiz. Ancak Türkiye'de bu çok kabul görmedi. Yani bu arabayı alacağız, daha sonra bir de piline kira mı vereceğiz diye insanlar tepki gösterince, o zaman fiyatı yükseltelim, pili komple satalım dediler. Evet, bu ama bu otomobilde pil kirası yok. Bu otomobilde yok, pil... Yok, bunu aldığınız zaman... Aldığınız zaman her şeyini beraber evet, alıyorsunuz. Evet, her şeyle beraber alıyorsunuz. Yeri gelmişken değinelim. Cihazın, arabanın fiyatı Temmuz 2018 itibariyle 140 bin TL civarında. 135 bin, 140 bin arasında değişiyor. Kura göre ne yazık ki oynuyor fiyatlar şu anda, çok da değişken olduğu için 135-140 desek bile şu anda en üst model dizel bir otomobilin fiyatı, şöyle söyleyeyim, Renault Clio'dan bahsedecek olsak 113 bin lira. B sınıfı tabii. Tabii B sınıfı da konuşuyoruz tabii ki. Yani o aynı segmentteki bir başka böyle karşılaştırma, onda yine Renault Clio olsun çünkü aynı şey. Ondan bir 30 bin lira daha pahalı neredeyse. Evet. İşte verilir mi, verilmez mi? Burada biraz... Ya çok açık söyleyeceğim. Eğer elektrikli araçlara karşı bir merakınız yoksa, teknoloji tutkunu değilsiniz, bu aracı kullanmak size
kültek gelecekse, bazı teknolojileri erken kullanıyor olmanın keyfini vermeyecekse tercih edilmeyebilir. Nitekim satış rakamları da ortada. Ancak ben elektrikli araç kullanmaya herkesten önce başlarım. Seviyorum, teknolojiyi takip ediyorum. Evet. Pil ömrü vesaire bunlarla ilgileniyorum diyorsanız ve her gün işe gidiş geliş İstanbul trafiğinde araba kullanıyorsanız, özellikle de evinizin yakınında şarj istasyonu varsa ya da evinizde bunu şarj etme imkanınız varsa bir şekilde alınır. Çok da güzel kullanılır. Çünkü şunu da ekleyelim, sürüş özelliklerinden daha bahsetmediğim şeyler var zaten. B sınıfı bir araca göre konforlu bir araç. Çünkü birincisi ağır. Yani bu araçta oturduğunuz koltuğun altında, yani yere çok yakın pozisyonda piller bulunuyor. Bu piller ciddi bir ağırlık katıyor bu araca. Bu aracın ağırlığı 1450 kilo, 300'ü pil. Zaten çıkarttığımızda normal bir Clio'nun ağırlığı yapıyor. Bu hem yol tutuşa hem de aracın sürüşteki rigidliğine ciddi bir katkıda bulunuyor. Aynı zamanda motorun vibrasyonu yok. Yine bu sınıfta yalıtımlar çok iyi olmadığı için benzin de olsa dizel de olsa motorun titreşimi sizi bir nebze yoruyor. O yok. Genel olarak şehir içi, mesela biz Zeytinburnu sahilden çıktık şu an. İkinci köprüye doğru gidiyoruz. İkinci köprüye doğru gidiyoruz. Bayağı bir yol geldik. Yani B sınıfı başka bir arabada bu kadar rahat gelemezdik herhalde. Hiçbir yorulma vesaire yok. Ki hani boyutları itibariyle de ben çok rahat sığabildiğimi söyleyemem şu an. Çok konforlu bir sürüş pozisyonunda oturmuyorum. Ona rağmen gayet kullanması rahat. Yol tutuştan az önce bahsettik, tekrar değineceğim. Zaten 140 km'de kesiyor yazılımsal olarak. Bu hız sınırları dahilinde bu araç gayet güzel yol tutuyor. Otoyol virajlarında vesaire herhangi bir şekilde. Hatta Clio'dan daha iyi dedin sen, biraz zorlamışsın. Evet, Clio'dan daha iyi yol tutuyor. Yani yonca kavşaklarda vesaire biraz limitlerini zorladım. Şöyle bir faktör var. Ayağınızı gazdan çektiğinizde aracın az da olsa fren yapması konusunda dikkat etmeniz lazım. Normalde hani biliyorsun, frene bastığın zaman ağırlık ön tarafa doğru geldiği için bir ağırlık aktarımı oluyor araçta. Bunda yol tutuşa bir etkisi oluyor. Özellikle virajlarda. İstemeden fren yapmış gibi davranabilirsiniz. Ancak yine bu aracın limitleri içerisinde bu çok da problem olmayacaktır zaten öyle. Çok uçuk süratlere çıkamıyorsunuz. Ben bir de şey konusundan bahsetmek istiyorum Yavuz. Şimdi tabii bu arabayı yorumlarken ya da eleştirirken şöyle bakmak lazım. Bu aslında dönemin ötesinde bir araba. Ben biraz öyle görüyorum. Evet. Yani bir şeyler denemiş Renault. Evet. Ve bu denemenin sonucunda da bu Renault Zoe ortaya çıkmış. Ve şu anda bunu hani aslında bir nevi kullanıcılar test ediyor aslında. Public ve, beta aslında yazılım. Evet. Sanımıyla bakarsak public evet. Beta. Yani o yüzden hani bunu böyle işte Clio şöyleydi, efendim başka araba böyleydi gibi değerlendirmek yerine aslında yeni bir çağa, yeni bir çağın başlangıcı ve o çağın başlangıcındaki ilk modellerden bir tanesi gibi bakmak lazım. Ben mesela daha önce şeyde kullanmıştım, Toyota Prius'ta kullanmıştım bunu 10 sene önce. Manyet'te çalıştığım dönemde teste gelmişti. O işte hibritti, hala hibriti var Prius'un. Tabii veya farklı meşhur modelleri de var. Çok satan. Ki o da kendi alanında bir şey. Çok eleştirilen tarafları oldu tabii o arabanın da, ama hani 10 sene önce hibrit diye bir şey yoktu. Şimdi artık hemen hemen her markanın var. Tabii. Belki bir 5 sene sonra da şu anda çok az tam elektrikli otomobili var. Hala dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Nissan var, işte Tesla'nın var, çok bilinen. Zaten Tesla'nın hepsi elektrikli. BMW i3 var. Hatta şu anda gördük bir tane. Ya Tesla niye Tesla? Sadece elektrikli olduğu için değil. Yani performanslı motorları olduğu için, tabii, tasarım çok iyi olduğu daha için. Daha bir farklı kafada bakıyor. Otonom sürüşe sahip olduğu için. Yok ama ben şunu görüyorum Yavuz. Yani bunlar aslında bir geçiş süreci. Bir süreç oturduktan sonra, şu anda mesela sen bir B sınıf araba aldığın zaman onun standartları belli. Evet. Ama bu elektrikli henüz belli değil aslında. Onlar şu an yavaş yavaş oluşuyor. Evet. Yani şu an biz diyoruz ki işte şarj istasyonu Ankara'dan sonra birazcık sıkıntı diyoruz. Neden? Çünkü her yerde yok. Ya ama 5 sene önce İstanbul'da da sıkıntı. İstanbul'da da sıkıntı. Evet. 5 sene sonra belki bunu konuşmayacağız. Ya da ben şu an işte burada ayna yok. Burada tutamaç yok vesaire. Evet. Bunlara aslında evet, bir bakıma takılıyoruz ama tamamen elektrikli bir araç kullanıyoruz. Evet. İstanbul'da çeşitli AVM'lerde, dün bir AVM'de şarj ettim önce. Kısa bir süre, bir kahve içimlik. Daha sonra Aytemin istasyonunda şarj ettim. İnsanlar da biliyorlar yani, gelip bu elektrikli mi, işte şöyleymiş, böyleymiş, pil kirası var mı? Taksiciler bunları soruyor. Evet, herkes pil kirasını soruyor bu arada. Çünkü bunlar demek ki zamanında konuşulmuş. Pil evet, kirası var denilmiş. İşte şimdi bir sonraki aşamaya geçilecek aslında. Yani evet, pil kirası yok artık. Şimdi ne var? Şarj istasyonu arıyor insanlar. Onlar da artık bir süre sonra belki. Yani en son bir taksici abi geldi. Biliyorsun taksilerin belli bir ömrü var. 5 yılda eskiden, şimdi benzinli araçlar için galiba 8 yıla çıkartmışlar bunu D sınıfa geçişten önce. Aracının ömrü bitmek üzereymiş.
Bunları araştırıyormuş. Birkaç tane Zoe var İstanbul'da, bildiğin gibi taksi olarak. Hı hı. Onları görmüş. İşte bize ne maliyet çıkartır? Tabii onlar çok yol yaptığı için şeyi soruyor. Garantisi ne kadar doluyor? 100 bin kilometre. Aslında 100 bin kilometre garantisi var. 5 yıl ya da 100 bin kilometre. Evet, hangisi önce gelirse. Onu ben koyacağım şimdi. Evet. Videoda koyarız burada da. Ama taksiciler ciddi ciddi bunların maliyetini araştırıyor. Bakımını sordu mesela. Bunun nesi değişiyor bakım dedi. Çünkü onlar çok sık bakıma girdiği için. İşte bu araçta tabii izleyiciler için de çok önemli bu bilgiler. Yağ yok, yağ filtresi yok. Hava filtresi yok. Herhangi bir trigger kayışı vesaire bir 90 binde, 100 binde değişmesi gereken bir parça yok. Polen filtresi değişir, balatalar değişir, balatalar, lastik eskir yani. Diskler vesaire var. Yürüyen aksam aslında yani. Evet. Tüm dört tekerlekli yürüyen araçlarda olan aksamlar değişecek. Bunlar da zaten sarf malzemesi. Çünkü çok kilometre yapar. Mesela standart bir ev aile kullanması için çok dert değil bunlar. Yani zaten adam yılda 20 bin kilometre yapıyor ama dediğin gibi takside adam 100 bin kilometre yapıyor yılda. 150 bin kilometre yapan adam için. Fren konusunda biliyorsun otomatik vitesli araçlarda fren daha fazla kullanılır. Vites küçülterek yavaşlanmadığı için. Ancak elektrikli araçlarda bu durum tam tersi. Ayağında gazdan çektiğinde yavaşladığı için bazı fren kullanacağın durumlarda gerek kalmıyor. Çoğu zaman gerek kalmıyor. Özellikle ve özellikle uzun yolda yani 100-110 km süratle gidiyorsunuz. Önünüzde bir araç. Diyelim siz sol şerittesiniz. Kamyon sollamaya çıktı 90'la. Ayağınızı gazdan çektiğinizde zaten 1-2 saniye içinde 90 iniyor araba. Dolayısıyla frene dokunmuyorsunuz. Son olarak direksiyondan ve görüş açısından bahsedeceğim. Direksiyon çok yumuşak gayet. Rahatsızlık verecek bir yumuşaklık değil. Şehir içinde çok kolaylıkla kullanabilmenizi sağlayacak bir yumuşaklık. Yine aslında çok atıfta bulunduk ama Renault direksiyonu. Klasik. Görüş açıları aracın gayet iyi çünkü yüksek bir pozisyonda oturuyorsunuz. Camları geniş, aynaları sınıfına göre gayet büyük. Ön cam da geniş, yan camlar da geniş. Görüş açısından herhangi bir problem yok. Boyutlarını da hesaba kattığınızda park gayet kolay. Park sensörü güzel çalışıyor. Biraz geç devreye giriyor benim ölçütlerime göre. Ancak devreye girdikten sonra hassasiyeti iyi ayarlanmış. Ve park sensörü ve emniyet kemeri uyarı sesi çok güzel. Böyle rahatsız edici, çiğ bir ses gelmiyor araçta. Gayet akustik bir ses geliyor. Çık 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 falan gelmiyor. Böyle elektronik sesler. Her şeyden evet. Elektronik bu arada. Zaten arabayı çalıştırdığınızda ve stop ettiğinizde tabii motor sesi olmadığı için anlamanız için böyle tatlı bir melodi sesi geliyor. Yine en son şuna değinmek istiyorum. Bu aracı ben kullanırken yaşadığım en büyük zorluk. Arabaya biniyorum, frene basıp düğmeye basıyorum. Zaten alışkanlık. Bir şey olmuyor. Burada ready yazıyor ama vitesi takıp ayağımı frenden çekerken lan gidecek mi acaba? Diye merak ediyorsun. Diye merak evet. Ediyorum. Evet, aynısı bir arkadaşın başına gelmiş. Hatta sanayideki bir arkadaşın yine. Bir araç gelmiş. Elektrikli olduğunu anlamadım diyor. Artık ne yapacaklarsa vitese takıp inecektim arabadan. Bir araba çalışıyormuş meğer. Vites D'ye takmış. İnmiş bir araba. Gitmişti mi? Gitmiş. Gitmiyor mu? Tabii ki ya, fark etmiş ama. Evet. Sıkıntı olmuştur. Liften aşağı iniyormuş araba. İşte böyle sıkıntıları var tabii yani elektrikli dikkat olduğu zaman. Lazım. Dikkat etmek gerekiyor. Bir de ben şöyle bir bilgi vereyim. Geçtiğimiz günlerde bunun haberi de yapmıştık biz Teknoloji Oku'da. Renault Bursa'daki fabrikada bu yıl sonuna doğru muhtemelen başlamak üzereydi. Çünkü bu Ağustos'ta tatile giriyorlar ve Eylül'de başlayacaklar galiba. Hibrit Clio üretecek. Türkiye pazarına sunulacak mı emin değilim bilmiyorum ama hibrit üretimine başlıyor. Clio modelinin bir hibrit versiyonu gelecek. Zaten Zoe satılıyor. Bir de hibrit gelirse muhtemelen o 1-2'li falan olur diye tahmin ediyorum motorlu. Elektrik belki bundan bir parça elektrik motorunu alıp ikisini bir kombin etmek gibi bir şey olabilir. Yani Renault da hibrit üretimine başladı. Çünkü bu şarj istasyonu meselesi veya arama meselesi herkesin uğraşmak istediği bir şey olmayabilir. Bizim için eğlenceli oluyor dediğin gibi az önce söyledin. Hani ya, teknolojik adamlar için eğlenceli olabilir ama hani gecenin bir vakti gidip benzinlikte 2 saat beklemek aslında çok evet, da eğlenceli değil. Değil. Yani evet. Değil. Hani ama bizim gibi hastaysanız işte Yavuz gibi bir adamsan, benim gibi bir adamsanız okey sorun yok. Ama herkesten bunu bekliyor. Yani çoluğu olan insan var, çocuğu olan insan var, ufak çocuğu var. 2,5 saat benzinlikte ne yapacaksınız? O birazcık hani kafa karıştırıyor veya evde de yapabilirsiniz ayrı konu ama herkesin evinde de bu müsait olmuyor. Ben 9. katta oturuyorum. Nasıl çekeceğim oradan elektriği falan? Bir sürü hikaye yani. Abi de benzinin kokusu bile güzel ya. Ben hani dizel bile çok tercih etmeyen bir sürücü olarak petrol hetim diyorsun yani öyle mi? Yani artık ne deniyorsa ona bilmiyorum petrol ama petrol et diyorlar. Keşke sinyal biraz falan daha
Ama işte imkanlar el verse de şöyle 8'leri. İşte onlar da şimdi biliyorsun bu çevrecilik konusu şu anda çok son dönemde yükselen bir değer. Biz istesek de istemesek de bu elektrikli araçlar yaygın aşağıya. Evet. Yani bunu... Ama ben şu burada şunu söylemek istiyorum. Bu elektrikli arabanın da çok çevreci olduğu konusunda da birazcık aynı fikirde değilim bu arada. Çünkü bu otomobili çalıştırmak için, enerji vermek için kullandığımız elektriğin bir kısmı kömür santrallerinden geliyor. Bu bir. Tabii, İkinci önemli. Konu ise bunların pilleri tamam bir sıfır emisyon bu arabada. Hiç herhangi bir işte MTV'si yok bu arabanın bu arada onu söyleyelim. Yani vergi ödemiyorsunuz bu arabada. İşte egzoz pul derdiniz yok. Okey ama bu arabanın pilleri bittiği zaman bu pillerin saklanması, korunması vesairesi ayrı bir dert. Orada da kısa bir bilgi vereyim. Bu piller ne oluyor? Bu pili gidiyorsunuz serviste diyelim değiştirmeniz gerekti. Bu arada piliniz garantideyken şayet pil ömrünüz %70'in altına düşerse değişim yapılıyor. %70'e kadar tolere ediliyor. Pil söküldükten sonra bunlar yetkili firmalar tarafından toplanıyor ve UPS olarak kullanılıyor. Çünkü bu pilin ömrünün bitmesi araçta çok fazla cycle yapıldığında yani sürekli şarj oluyor, boş oluyor, şarj oluyor, boş oluyor. Cycle'ın çok daha az olduğu UPS gibi alanlarda bu piller kullanılıyor. Özellikle belli yerlerde toprak altına gömülüyor. Sadece acil durumlarda devreye girmek üzere pil olarak kullanılıyor. Hatta yine sonuçta yanınızda bir güç kaynağı taşıyorsunuz. Az da bir enerji değil buradaki. Yurt dışında işte dağ evine gittiği zaman aracını güç kaynağı olarak kullanan böyle değişik örnekler falan. Ekstrem örnekler de vardır. Yanınızda akü taşıyorsunuz aslında. Tabii. Böyle bir şey var. Her türlü amaçla kullanabilirsiniz. Bayağı büyük bir UPS taşıyorsunuz aslında. Ben bir şey merak ediyorum. Çok bulamadım. Belki hani izleyicilerimizden bilen vardır. Yorum yapar. Yolda gidiyorum ben. Şarjım bitti. Dörtleri yaktım. Sağa çektim. Normal araçta akü bitip de takviye kablosuyla arabayı çalıştırır gibi şarjı dolu olan, şarj sıkıntısı olmayan bir araç gelip beni şarj edebiliyor mu acaba? Bu çok önemli. Ya da özür dilerim, otoyollarda vesaire belli noktalarda böyle kendinden akülü, biraz daha büyük böyle panelvan tarzı araçlar olur. Gelip size belli bir yere gidecek kadar bir enerji verirler. Böyle bir imkan var mı acaba? Olsa güzel olur diye düşünüyorum. Yani o dediğin olmayacak bir şey değil ama bu arada. Teknik olarak mümkün. Mümkün ama çıkış vermesi gerekiyor. Yazılımın ona uygun olması lazım. Evet çünkü input, şimdi bu araba input'a yani alacak soketler şekilde tasarlanmış yani, tabii. Mesela bagajda kablo var, arabayla beraber geliyor. Şarj istasyonuna taktığınız kabloyla araç taktığınız kablo farklı. Karışması evet. Diye farklı yapmışlar. Evet. Kabloya değinmişken şunu da ekleyelim. Kablo arabanın kablosu. Gidiyorsunuz, bagajdan çıkartıyorsunuz. Buraya takıyorsunuz, şarj istasyonuna takıyorsunuz. Bence bu kablolar şarj istasyonuna entegre olsa daha pratik olur. Tabii ki şarj istasyonları için bahsediyorum bunu. Evet, İstirham durumları için bagajda yine kablo dursun. Ama işte yağmurda, çamurda uzun ve ağır kabloyu çıkartıp oraya takmak falan biraz... Aslında şey gibi olsa, gömülü olsa hani... Benzin pompası gibi benzin aslında pompası olacak. Gibi. Hava basıyorsa lastikleri oynuyor. Şarj noktalarında birden fazla şarj soketi var. Mesela 22 kV'lık olan bu aracın kullandığı şarj soketi var. 45 kV'lık başka bir şarj soketi daha var. Diğer şarj soketleri senin bahsettiğin gibiydi. Normal kablosu var orada. Hatta ben bir denedim olmadı. Hani belki biraz daha hızlı şarj olur diye. Muhtemelen bunun standartizasyonuyla ilgili bir şey. Henüz oturmadı daha. İlerleyen modellerde mutlaka öyle olacaktır. Hatta bu şarj istasyonlarının biraz sayısının artması gerekiyor. Çünkü benzin istasyonunda var evet ama bir tane var. Ben oraya yanaştığım zaman aynı anda farklı bir Zoe kullanıcısı geldiği zaman şarj edemeyecek. Evet. Beklenecek bir süre de değil. Ve genelde iki tane oluyor zaten benim gördüğüm. Hani 8 tane birden olmuyor şarj istasyonu. Benim şarj ettiğimde bunu şarj edebilecek bir soket vardı. Düşün ya. Başka bir BMW vesaire farklı bir elektrikli araç geldiği zaman orada BMW, Volvo ve Renault'un logoları vardı zaten. Bir BMW gelse yan tarafa yanaşıp farklı bir soketten şarj edebilir. Bu arada şarj ederken bu az önce gösterdiğimiz kartı okutuyorsunuz. Kilidini açıyor. Siz oraya takıyorsunuz. Kablo kilitleniyor bu arada. Kablo kilitleniyor. Tekrar kartı okutuyorsunuz. Şarjı sonlandır diyorsunuz. Ve kabloyu çıkartıyorsunuz. Çünkü aracı şarjda bırakıp bir yere gittiğiniz zaman birisi gelip ne araçtaki kabloyu ne de şarj cihazındaki kabloyu çıkartamıyor. Çünkü pahalı kablolar bu arada bunlar. Tabii çalınabilecek. Hani böyle uzatma kablosu gibi basit bir şey değil. Araçtan çıkartmak için de aracın anahtarı şu anahtarın üzerindeki tuşa basıyorsunuz. Bir basışta kapak açılıyor. Soketi taktıktan sonra çıkartmak için yine bir kere basmanız gerekiyor. Zaten ses duyuyorsunuz orada klik sesini. Kilit açıldıktan sonra kablonuzu çıkartıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şimdi otomobille ilgili söylemek istediğimiz bir konu daha var sürüşle ilgili. Bir eko modumuz var. Bu i3'te olduğu gibi değil bu arada. Şimdi i3'te farklı farklı bir sürü mod var BMW i3'te. Bunda bir eko modu var, tek bir mod. O modu aldığınızda hız elektronik olarak saatte 96 km hızla sabitlenmiş oluyor.
Bunun dışında herhangi bir ayarda bir değişiklik yok değil mi? Yok, gaz pedalı hissizleşiyor tüm arabalarda olduğu gibi. Saatte 90 ila 95 km arasında senin maksimum hız veriyor. Mesela yokuş çıkarken 90 km'yi geçmiyor. Evet. Ani durumlar için kickdown butonu var gaz pedalının altında. Kickdown yaptığınız zaman tüm güçle hızlanmaya başlıyor. Acil durumlar için sollama vesaire. Yani gaza böyle hızla bastığınız zaman o moddan çıkıyor otomatik. Gaz pedalının sonunda bir buton var aslında, kickdown dediğimiz. O butona bastığınızda eco mod devreden çıkıyor. Garip bir şey dikkatimi çekti. Cruise Control'de giderken eco butonuna bastığınızda cruise control devreden çıkıyor. Ve araç gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde yavaşlamaya başladığı için hızla yavaşlamaya başlıyor. Benim başıma geldi. Dikkat edilmesi lazım. Tehlikeli bir durum. Ben o kadar denemedim o özelliği ama. Evet. Çok... Aslında merak ettiğim şey şuydu. Yokuş çıkarken cruise control'de 90'a sabitledim. Eco modu açınca hızı düşürecek mi acaba? Bir tepki verecek mi? Değişecek mi diye. Onu denedim. Cruise control devreden çıktı ve araba yavaşladı. Öyle bir durum var. Bunun dışında süspansiyonlara değinmemiz lazım. Evet, onlar... Aslında orada yine klasik Renault koşulları geçerli. Ancak aracın ağırlığının burada ciddi bir olumlu etkisi var. Kasislerden vesaire çok rahat geçebiliyorsunuz. Yumuşak ayarlı. Ama ağırlığın da etkisiyle biraz daha sertleşmiş. Yani Clio'dan bir tık daha sert. Ama muadil B sınıf arabalardan daha yumuşak olarak gördüm ben. Kasislerde vesaire çok rahat. Ancak bu yumuşaklık yol tutuşa negatif bir etki yaratmıyor. Aracın yol tutuşu gayet başarılı. Ama işte az önce söylediğin gibi bu ağırlık merkezinin altta olması, evet, ağırlığın yani daha altta, fazla olması. Lastiklerle aynı seviyede 300 kiloluk bir pilin olması ve bunun da aracın tam ortasında olmasının ciddi bir avantajı var. Zaten SF vesaire mevcut araçta. Kapatılamıyordu. Bu da herhangi bir sorun olduğu zaman zaten müdahale edecektir. Evet, uzun bir inceleme oldu farkındayız ama hani araç güzel, ilginç geldi ve aklınızda takılan her türlü soruyu yanıtlamak için de biraz uzun tuttuk. Yine de eksik kalmış bilgiler olabilir. Yine aklınıza bir şey takılırsa o nasıl yapılır, bu nasıl edilir, şurası nedir, işte ondan bahsetmediniz, bundan bahsetmediniz ya da öyle değildi, böyleydi gibi yorumlarınız olursa bu videonun altına yazabilirsiniz ya da teknolojioku.com adresine de iletebilirsiniz. Bu arada bu bizim ilk otomobil incelememiz. Muhakkak kusurlarımız olmuştur. Evet. Artık zamanla inşallah bunları aşarız. Sürçülisan ettiksek affola. Yavuz'la beraber böyle iyi bir partner olduk. Bakalım önümüzdeki günlerde farklı fikirlerimiz de var. O fikirlerle yine karşınızda olacağız ama ağırlıklı olarak işin teknoloji tarafında olacağız bu arada, onu söyleyelim. Her ne kadar Yavuz daha çok böyle bunun otomobil tarafında bir isim olsa da biraz daha böyle şey yapacağız. Teknoloji üzerinden görmeye çalışacağız. Bizden bu kadar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Olmadıysanız eğer. Yorumlarınızı az önce söylediğim gibi videonun altına da yazabilirsiniz. Sayfamıza da iletebilirsiniz. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.